Evet, şu anda anne hani sen Hırkan. Pancar kesmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bugün holye yapacağız. Holye tarifi vereceğiz sizlere. Karadenizliler, özellikle Samsunlular bu holyeyi çok iyi bilir. Orada Lazlar. Çok genelde Lazlar bilir. Evet. Hani biz bundan önce de mısır unuyla yoğurup kızartıyorduk bu yeşil soğan, nane falan doğruyorduk. Bu bıçak çift aralı kullanıyor. Bunu söyle bakalım, bu bıçak ne bıçağı? Bu fındık pişme bıçağı, fındık ışkını alma bıçağı. Evet. Ama çift aralı kullanıyor. Burası fındık ışkını alıyorsun. Fındık ışkını alırken meyve falan buldun. Bunu da açıyorsun. Burada da meyve yeme bıçağı yeri var. Annem ama fındık kesme bıçağıyla pancar kesiyor. Evet, şimdi... Aslanı ben temizlerim. Onlara veririz sonra. Aynen. Şimdi Zümrüt pancar ışını tutuyorsa, bir de bu pancar kar yedi, kar. Kar yedi. Hemen pişecek. Çok lezzetli oluyor. Soğanla kavuracağız. Bakın arkadaşlar. Tarifini sizler için vereceğim. Önce bahçeden videosunu başlattım. Bahçeden sofraya. Diblerinde çok kötüler var anne. Ayıklayacağım onları. Ama çiçek atacak artık, tamam mı? Bir işe yaramayacak bundan sonra. Aynen. Bunlar yetişecekler. Evet, bakın burada yenileri büyüyor. Biberi bu sene ahırın arka tarafına mı yapacaksın anne? O taraf biber çok sevdiydi. Kar yağdı, üstüne biber yediydik ya. Domatesi de geçen sene yere dikmiyor. Domates aynı yeri sevmiyormuş. Yok. Bu sene domates bu sıraya mı diksek acaba? Nereye? Şu sıraya. Salatalı da şöyle dikelim. Yok, salatalı da şöyle dikelim. Salatalı da bu baştan bu başa gidelim. Yer değiştirelim. Maydanoz yerini nereye yaptın anne? Aşağı. Aynı yerin yan tarafı mı? Yan taraf. Buraya yapmayalım. Balkona hırkayı almadın. Çok su duruyor, su. Yeter yeter o. Dibilerini temizleyelim. Fazla olsun. O kötü anne, onu hiç almayacaktın. Karıştırma ama ayıklayacaksın değil mi? Aslan ayıklayacağız ya. Baksana, babam sevmiş bunu buraya. Gübre 500 milyon bir torba. Ne yapacağım? Hayvanın gübresini kullanacağız. Aynen öyle. İdare dünyası. Kesinlikle. Bu eteğini de yemiş anne Zümrüt. Yedi yedi. Hiç anlamıyorum ama bunu severken iyi yeter. Annem sürekli Bursa'dan kumaş siparişi veriyor. Geliyor Zümrüt iyi. Tabi Bursa'dan geliyor bir de. Bakalım yine sitesine anne nasıl bir güzel bir şey var mı? Erdem ağırdan çiçek toplamıştı. 200 tane sarı çiçek. He. Çiçekleri topladı dedim ya, ne yapacaksın dedim. Anneme götüreceğim. Erdem çok tatlı. Avre çiçekleri getirdi. Çiçekler de orada solmuş mu? Güneşe koymuş onları. Bunlar neden böyle boyunları bükük diye üzüldü. Ben onları anneme götürecek. Bir daha toplarsın dedim. Toplamamışlar. Bardağı koysaydık keşke. Şimdi bunları ayıklayacağız. Kötülerini. Ben küçük masayı dışarı çıkarıyordum ama ya. Onu içeri alalım. Ayakkabılar avre yatmıyor lan. Yağmur yapmaya burası ile değil işte. Aynen. Kızım niye bekliyorsun orada yağmurda? Gir öbür... Ya. Fola gir. Fola, boş fol var ya kızım yan tarafta. Sıra bekliyor. Bakın orada.
Allah'ım ya Rabbim. Şimdi şu kötü olanlar ayıklanacak. Bunlar zümrüt yer. Karanfil de seviyor. Nasıl kıyır kıyır yapıyor? Kar yemiş ya. Lezzeti yerinde. Bu da olmadı mı olmuyor yani. Bu da Karadeniz'in bir yemeği. Seven sevmeyen var, o başka. Aynen. Sevmeyene de saygı duyarım. Sevene de saygı duyarım. Tabii canım, herkes her şeyi sevmek zorunda değil. Sevmek zorunda değil kimse. Gitmeyin yani bizim şeyimizin yanına. Pancarı böyle kötüler ayıkladıktan sonra arkadaşlar, bakın hiç bıçak vurmadan gösterenle temizledikten sonra vuruyoruz sadece pancarı. Burma işlemi yapıyoruz. Benim pancarlarımın yanına hayvan türü bir şey gitmiyor. Evet. Gidemiyor yani. Tertemiz. Böyle yapıyor. Evet. Yani benim rahmetli kaynanam böyle yapıyor. Ben ondan gördüm. Aynen. Sen nerede özüm patladıksın? Evet arkadaşlar, ben de bugün hamur yoğuracağım. Tencerede sobanın üzerinde patıl yapacağım. Annem olan gücüyle şu anda pancarı buruyor. Burma işlemi yapıyor. Sıcak suyumuz var. Aslında ben mayalayayım bir taraftan hamurumuzu. Aynen. Suyumuz da kaynıyor. Sen buraya götürsen iyiydi. Ha, tribotumu, evet, unuttum tribotumu. Şimdi ben hamurumu mayalamaya geçeyim. Mayalar suyu. Evet arkadaşlar, şimdi tıvamurum için şöyle göz kararı unumdan ekliyorum. Şu an bu yeterli gibi. Sonra su koyduktan sonra ben göz kararı her şeyi yapıyorum. Şimdi unumun üzerine şöyle bir yemek kaşığı dolusu maya ekliyorum. Yemek kaşığı biraz fazla. Hindistan mayalar daha güzel oluyor aslında. Şöyle birazcık un katıyorum. Şey, tuz katıyorum. Ne? Baban giderse öyle şeyler alıp yerine. Ne yapacağım? Şimdi hamurumu yoğuracağım arkadaşlar. Burada siz yoğurma işlemini de göremezsiniz. O yüzden şimdi kapatacağım. Yoğurduktan sonra göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben hamurumu yoğurdum. Burada bu pişi hamur diyorum. Patıl hamuru. Burada mayalanacak. Hamur mayalanacak. Anne de burada lahanasını haşlıyor. Şimdi soba biraz yavaş yandığı için sararmaması gerekiyor. O yüzden böyle yeşil olması için burada haşlıyoruz. Biraz orada kaynayıp sobanın üstüne koyacağız. Aynen. Bu kaynamış su arkadaşlar. Su fakir fakir böyle kaynayacak. Sonra bu lahanaları içerisine atıyoruz. Şimdi birazcık haşlandıktan sonra annem buna bir avuç kadar, bir avuçtan biraz fazla pirinç atacak. Sonra bunu süzdüreceğiz arkadaşlar. Holye diyoruz aslında biz buna. Yerken çatala gelecek. Evet, yerken çatala gelecek. Süzdükten sonra bunu soğuk suda böyle soğuklayacağız. Ondan sonra bol soğanla böyle pul biberle güzelce kavuracağız arkadaşlar. Çayın yanında çok lezzetli oluyor. Karadeniz'de çok yapılan tariflerden bir tanesi. Yağmurlu havalarda çok iyi gider. Aynen. Ben annem oraya kötüleri ayıkladı. Bunları zümrüt yiyecek. Dışarıda yağmur yağıyor. Bu yağmurlu havada tam gider yani. Demin lahanayı toplarken gördünüz zaten, yağmur yağıyor. Çok pirinç katma anne. İçinde görünse yeter. O bir, o iki avuç kadar var anne. Şey, senin tenceren büyük. Zaten bunu soğanlı, biberli daha sonra kavuracağız. Aynen. Önce haşlama işlemini yapıyoruz. Aynen. Pirinçten sonra bu şekilde oluyor arkadaşlar. Böyle pirinci eklendi içine. Sonrasında süzeceğiz şimdi. Evet, holyemiz bu şekilde haşlandı. Arkadaşlar. Soğanla, bol soğanla bunu kavuracağız. Hemen mayamıza bakalım.
dedin kime verdin? Öyle mayamız da geldi. Hı. Şimdi bunu patlayalım. Babam da dışarıdan geldi konuşuyor. Bıçak nerede bende? Bıçak burada anne. Şimdi arkadaşlar şöyle unlayacağım bu tahtanın üzerine. Böyle kolay yöntemiyle yapacağım. Hangi bıçağı istiyorsun? Küçük bıçak mı? Ha, soğan mı doğuracağım? Ben de şöyle bir onu diyeyim. Zenciri oraya koy, orada olmaz mı? Biraz ısın sen anne. Şöyle bir parça hamur tutuyorum arkadaşlar. Unluyorum önce. Babam da esniyor. Uykusu gelmiş. Güldün baba beni. Sen o ayaklarına bir şey bilsen köyde uyuyor ya sen. Çünkü köyü duymasına gerek yok. Aynen, babam bugün bir koyuncunu yapacaktı, yapamadı. Babam bugün koyun içine giriyordu arkadaşlar. İzin vermedim ben. Kokar koyun burada. Koyunlar mı uğratacağım? Böyle hamurumuzu çok ince olmayacak, çok kalın da olmayacak. Şöyle kenara alıyorum. Birazcık dinlendireceğim orada. Şeye koysana sonra bezini üstüne örter. Annem de holyenin soğanını soyuyor. Ben tencereyi ona koydum zaten. Hayır. Ben kapağını kapatacağım. Sen ona bir tava, bak şu tavayı alabilirsin. Yıkandı o tava. Yetmez ki. Aldığı kadar anne. Hepsini yapmak istiyorum sen. O zaman başka tencere al yukarıda. Şöyle arkadaşlar yuvarlak bezeler yapıyoruz böyle bazlama. Tencere açar da eve çalışmayız. Patol yer. Holiye yer. Ondan sonra başka bir şeyler daha yer. Teklif edelim bakalım geliyor mu? Bakıyorum şu an. Soğan doğramaya başladı. Şu şekilde büyüklüğü. Benim ahırım bu arada kuzu olacak. Benim ahırımda kızlarım var. Bunlar nereden geldi diyecekler. Bir hafta sonra kuzuyla dolaşamam. Şöyle tepsiye bunları dizeledim arkadaşlar. Sonra şu tencerenin içine koyacağım. Tencerem burada ısıtıyorum. Hiç yağ falan yok içinde. Sonra üzerine kapakla kapatacağım. Babam yine oraya yumuldu yatıyor. Annem de holyenin soğanını doğradı. Bakın bol soğan doğruyoruz içine. Evin adama işi yok fazla. Adam çalışıyor ama dışarıda zaten. Annem de onu güzelce bol yağda kavuracak. Çakmağı da düşürdük. Olur böyle vakalar. Türk polisi yakalar demişler. Annem şimdi bol soğanla onu güzelce kavuracak. Sonra içerisine yakan biber ekleyecek. Holyemizi kavuracağız. Bunu da düşürdüm. Sen niye düşürüyorsun bunu? Ya adamın hakkında konuşuyor. Hep bunlar oluyor bu işte. Bak yine düşürdü. Neden? Fazla adamın hakkında haksız yere konuşuyor. Tansiyon sorunu var elbette. Tabii tabii. İşi tansiyona sığdır hemen. Şöyle koyduk. Şimdi göstereceğim arkadaşlar size. Soğanı kavursun. Böyle arkalı önlü kızartarak patatesimizi yapacağız. Sobamız yanıyor.
Buna organik yakan biberimizden koyacağız arkadaşlar. Kendi bahçemizden yazın yapmış olduğumuz şöyle kırmızı yakan biberler var. Bunları biz kurutup çektiriyoruz. Bunlarla birlikte bir yemek yapıyoruz. Şöyle patılımız pişiyor arkadaşlar. Hani senin telefonuna mesaj geliyor belki de. Kız Allah çeneşe bakar. Senin telefonuna mesaj geliyor. Nerede senin telefon? Bunu alır mı? Şimdi buna pul biberimizi koyalım da. Birazcık da pul biberle kavursun. Bakarız sonra. Çok yakıyor, ne fazla koyma onda. Biberi nane kendimiz yapıyoruz. Patılımızı böyle bir temiz örtünün altına alıyoruz arkadaşlar. Üstünü kapatıyoruz. Pişenleri de üstüne koyuyoruz. Şimdi diğer pişiyor orada. Bu da buna fazla mı geldi anne? Üstü eziliyor. Bunu şimdi yemeği yapıp da bilenlerin canı çok çeker. Aynen. Tuzunu ekleyecek, kavuracak arkadaşlar bu şekilde. Çayla beraber çok güzel yeniyor. Yanında mısır ekmeğiyle yerseniz daha lezzetli olur. Mısır ekmeğiyle daha güzel oluyor tadı. Gülcül abi gel holiye yiyelim, gel. Holiye yiyelim, gel, sen seversin bunu. Bazıları buna iç yağ da katıyor ama biz seviyoruz. Gülcül abim su veren holiye ye. Panta çorbasını, pancara babasını. Sever. Ama çok tez bir şey yapar yediği için. Evet babam tereyağıyla patıl yiyor. O kadar tereyağı yenir mi baba? Ha, pancar kalmasının üstüne harcıyor adam tereyağı. Dağılmıyorsun herhalde buradan. Böyle gözün kalıyor diye az bir şey veriyorsun. Kalp hastasısın, o kadar tereyağı yenmez. Oo, bak 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 bak. Biberi nasıl? İyi değil mi biber? Patıl nasıl anne? Patıl yumuşak çok güzel değil mi? Yücel abiye söyleyeceği bir şey var mı? Seni izliyor şu anda bu. Evet Yücel amcam seni izliyor baba, takip ediyor. Kurban olurum onun ağaç gözlerine de. Çık da gel de. Hala dayı çocukları. Atla da gel Yücel, atla da gel. Babamın öz kardeşi. Oraya yiyoruz bak. Öz kardeşi gibi babamın. Tabii canım. Anca yiyorsun. Evet yeter ama. Yine tereyağına daldı ve kavga çıkacak hasta birazdan. Hasta olasın, fazlını çıkar, seninle uğraşamaz yok. Bülük 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 bülük. Evet arkadaşlar, pancarı kavurduk, patılı yaptık. Şimdi tavuklara yem vereceğiz birazdan. Gel bülük 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 bülük. Nereymiş bizim tavuklar? Bizim tavuklar bu tarafta değil. Herhalde arka taraftaki fındıklığa gittiler. Oradakiler amcamın tavukları. Evet. Pancar kavurmasını yedik. Annem patıl da yedi. Çayı da içti. Şimdi çay içme pastı devam ediyor. Evet. Erbey Bey de çay içiyor. İçmeyip de ne yapalım? Çay da demlenmiş ha. Şu telefonu şuraya koymayın. Dışarıda soğuk çay ve yağmurlu bir hava var. Evet. Çaydan... Hamsı yeme havası. Hamsıcı da gelmedi. Hamsıcı gelmedi hakikaten. Geliyordu yani önceden. Hamsı geldi diye bağırıyordulardı. Aynen. Bu kadar o diş hastanesinin karşısında hamsı satarlardı köpede. Yok, onları kaldırıyorlar, daha satılmıyor. Yasak. Yok, baktım. Birimin yukarıda, birimin yanında. Sadece balıkçıya gidiyorsun, balıkçıda bulabiliyorsun hamsi. Demek bunlar daha yok oralarda. Annem şimdi ben çekerken kendini kamerada görmediği için böyle gülümseyemiyor. Şimdi kendini görüyor. Gelin çay içelim, bak tavşan kanı. Yücel abi gel buyur çay içelim. Sana bugün hep Yücel abini çağırıyor, hiç Ömer abini çağırmıyor.
Ömer abim beni izlemiyor. Nereden biliyor izlemediğini? İzlese ben ararım. İzleyenler belli oluyor. Senin akrabalarından başka izleyenler de var. Kim izleyenler? Ben biliyorum.